Sevgili izleyenlerimiz, ekranlarınızın başına programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ilk günündeyiz efendim. Yeni haftadan, yeni günden ve yeni saatten herkese sevgiler, selamlar olsun. Yüreğimize, gönlümüze göre geçirebileceğimiz güzel haftalarımızdan, günlerimizden biri olsun inşallah. Efendim bugün yine değerli konuklarımızı ağırlıyoruz burada. İki değerli konuğumuz var. Halk Eğitim, Karatay Halk Eğitim Merkezi, Park Bahçe ve Koruların Bakımı Eğitmeni, Ziraat Mühendisi Sayın Veli Öz bizimle birlikte. Aynı zamanda Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitmeni Mümine Arıcı bizimle birlikteler. Hem tıbbi aromatik bitkilerden bahsedeceğiz, nelermiş? Dünya üzerinde kullanılmakta olan bitkilerimiz nelermiş, faydaları nelermiş? Bunun hakkında bilgi alacağız Mümine Hanım'dan. Diğer taraftansa tarımla ilgili, özellikle park, bahçe ve koruların bakımıyla ilgili soracağınız sorularınız varsa ve merak edilen soruların cevabını Veli Bey'den alacağız. Konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa bizlere ulaşın. 444-0155 telefon numaramız. Diğer taraftan kontrole yazın, boşluk bırakın, mesajınızı yazıp 3969'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programın 3. bölümünde ise tıbbi aromatik bitkiler uzmanımız yine İsmail Bey bizimle birlikte olacak ve son yarım saatimizi kendisiyle değerlendireceğiz. Biliyorsunuz bugün son zamanlarda gündemde olan yeşil kahve üzerine konuşacağız. Etkisi neymiş, faydası neymiş, nasıl kullanılması gerekiyormuş? Bunun hakkında bilgi alacağız inşallah kendisinden. Değerli konuklarım hoş geldiniz demek istiyorum. Veli Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mümin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle Veli Bey ile başlamak istiyoruz sohbetimize. Park, bahçe ve koruların bakımı ve eğitim süreci nasıl ilerliyormuş? Bunun hakkında bilgi almak istiyoruz. Bununla ilgili çok güzel bir yere aslında hafta sonunda, geçtiğimiz hafta sonunda bir geziye gittik efendim bizler. Karatay Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu gezilerden bir tanesiydi. Çumra Şeker'e ziyarete gittik. Hem orada seralardan bahsettik. Veli Bey ile birlikte sohbet ettik. Diğer taraftan ise fabrikamızı şöyle bir turladık. Çok da güzel gezilerimizden evet, bir tanesi oldu bence. Keyif aldım çünkü ben. Veli Bey önce sizi kısaca tanıyalım. Sonrasında park, bahçe ve koruların bakımı eğitimi niçin verilmiş? Neden buna gerek duyulmuş? Bunun hakkında bilgi alalım. Veli Öz ismim. İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi'nde ziraat mühendisi olarak görev yapıyorum. 18 yıldır Tarım Bakanlığı'nın çeşitli bölümlerinde çalıştım. Park, bahçe ve koruların eğitiminin başladığı dönemde de Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapıyorduk. Evet. Karatay Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ve kaymakamlığın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda park, bahçe ve koruların eğitimiyle ilgili ihtiyaçların olduğu konusunda bizlere bilgiler iletildi. Biz de bu konudaki hazırlıklarımızı yaptık ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile organizasyon hazırladık, bir çalışma hazırladık. Bu eğitimi talep eden kurum kuruluşları araştırdık ve bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü'nün sertifika programı çerçevesindeki modüller kapsamında eğitim programına geçen senenin Nisan ayında başlanmış oldu. Evet. İki dönem halinde eğitimlerimizi tamamladık. Bu eğitimlerimizde yeterliliklerini alan görevli arkadaşlarımıza veya bu konuda istihdam edilecek arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda artık beceri geliştirmenin üzerine seviye programlarına geçtik. Yani seviye programlarından kastımız işte daha iyi bir budamacı nasıl olur, daha iyi bir sulamacı nasıl olur, daha iyi bir fidan dikimi nasıl olur. Evet. Bu konulardaki eğitim çalışmalarına artık bir yılı geçmiş oldu. Usta öğreticiler olarak şu anda devam ediyoruz. Evet çok güzel ama buna ihtiyaç vardı bence. Kesinlikle. Yani daha bilinçli tarımla uğraşmak, işte fidan dikmek, file dikmek, bunları bitkilerimizi ve sebzelerimizi yetiştirmek daha iyi olacak illaki değil mi? Kesinlikle. İlaçlama noktasında belki de en çok hatalar yapıyoruz. Bununla ilgili biraz bilgiler verdik ve vermeye de devam edelim istiyoruz. Şimdi neden bu böyle bir eğitime verilmesine gerek duyulmuş? Kursiyerlere verilen eğitimler nelermiş bu noktada? Bunu da merak ediyoruz. Niçin böyle bir eğitime ihtiyaç duyuldu? Konya tabii çok göstermiyor. Böyle çok geniş bir alan olduğu için evet, baktığımız zaman göremiyoruz ama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 48 metrekare. Yetkili kuruluşlardan aldığımız rakamlara göre. Bu rakamlar işte diğer başka büyük illere baktığımız zaman 10-12 katı büyüklüğünde. Bu çerçevede özellikle yerel yönetimler, belediyeler çalışmalar yapıyorlar park, bahçe ve koruların bakımı konusunda. Onun haricinde sivil olarak özel firmalar bahçe, fidan dikimi ve yetiştirme konusunda çalışmalar yapıyor. Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün bu konularla ilgili çalışmaları zaten yıllardır devam ediyor özellikle yönetmelikler çerçevesinde. Biz bu eğitimlerin yapılmasının gerekliliğini şöyle düşünüyoruz. Herkes yaptığı işte mesleki olarak yeterli olmalı. Evet. Zaten Başbakanlığın Mesleki Yeterlilik Kurumu da
bunu öngörüyor. Hı-hı. Yani diyor ki park, bahçe ve korularla bakımıyla ilgilenecek kişiler mesleki olarak yeterli olsunlar, bilgili olsunlar. Fidan nasıl dikilir, toprak hazırlığı nasıl yapılır, fidanlar nasıl budanır, hangi fidan nereye dikilir? Bu konuda çalışan, istihdam edilecek kişilerin yeterli seviyede olmaları için bu eğitimler planlanmış durumda. Biz de eğitimlerimize devam edeceğiz inşallah. Evet, sizinle olan sohbetimize yine devam edeceğiz ama Mümine Hanım'ı da tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sonrasında tabii aromatik bitkiler hakkında sizden bilgi alacağız. Diğer taraftan şifalı bitkiler köşemizde tabii ki İsmail Bey'den de yine bilgilerimizi almaya devam edeceğiz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben Mümine Arıcı, tıbbi ve aromatik bitki teknikeriyim. Karatay Halk Eğitim'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunda görev almaktayım. Hı hı. Arkadaşımla beraber yürütmekteyiz bu işi. Yaklaşık bir 3 aydır da devam etmekte. Çok güzel. Peki tıbbi aromatik bitkiler nelerdir? Önce bir bunu tanımlayalım istiyoruz. Sonrasında geçmişten günümüze bu alanda yetiştirilen hangi alanlarda neler yetişiyor? Bunun hakkında da bilgi alalım sizden. Tıbbi ve aromatik bitkiler öncelikli olarak insan sağlığını iyileştirmek, ondan sonra hastalıkları önlemek veya hastalıklardan korunmak için kullanılan tıbbi bitkilerdir. Tıbbi bitkiler genelde dini törenlerde kullanılır, tütsü yapımında kullanılır. Aromatik bitkiler ise gıda sanayinde veya kozmetik sanayinde ve parfümeri sanayinde kullanılır. Genel olarak da parfüm yapımında, sonra esans yapımında da kullanılmaktadır. Şimdi günümüzde kullandığımız, herkes mutlaka parfüm kullanıyor güzel kokmak evet. için değil mi? Evet. Ve nitekim bunlar bir şekilde bitkilerden oluşuyorlar. Evet. Peki kalıcılığını bu noktada sağlamak için neler yapılıyor? Kalıcılığını sağlamak için de onun belli formül edilmiştir. O formüllerden yola çıkarak yapılıyor. Yani herkes tabii bu formülü uzmanlar biliyordur illaki. Evet. Bunu da hiç kimseyle paylaşmazlar diye düşünüyoruz. Zaten yapılan parfümlerde kesinlikle hani formül verilmiyor. Biz de kendi yapmış olduğumuz derslerde mesela hani arkadaşlarımıza dahi vermiyorduk. Formülü. Bu kadar sakıyız. Peki geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkiler alanında kullanılan bitkiler neler? Kaç çeşit dünya üzerinde kullandığımız bitki var? Dünya üzerinde 20 binin üzerinde tıbbi ve aromatik bitki var. Bunun 3 bini yaklaşık gıda olarak kullanılmakta. Geçmişten günümüze ise 20. yüzyılların başlarında bu kimyasal ilaçlara yönelmeyle sanayileşme, şehirleşme daha çok tıbbi ve aromatik bitkilerin geride kalmasına sebep olmuştur. Daha çok kimyasal ilaçlara yönelmiştir insanlar. Fakat 1980'li ve 90'lı yıllarda yapılan araştırmalar çerçevesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin insan sağlığına etkileri yapılan araştırmalarda kanıtlanmış ve bu da tıbbi ve aromatik bitkilere yönelmeye insanlara itmiştir. Belli bir dönem geri plana atılmış, evet. arka plana atılmış ama tüm dünya artık bunun farkında. Kimyasallardan elimizden geldiğince uzaklaşmaya çalışıyoruz evet. ve doğal olana hem organik tarıma yönelmeye çalışıyoruz ama Veli Bey'in söylediği bir şey var. Dünya üzerinde her şey organik olursa biz yiyecek hiçbir şey bulamayız demişti. Bunun hakkında yine kendisinden bilgi alacağız. Ama dediğiniz gibi gerçekten tüm dünya artık bitkilere yönelmeye başladı değil mi? Tedavi noktasında da bu böyle. Evet. Destekleyici diyoruz ama kullanmakta da fayda var diyoruz illaki. Evet, kesinlikle. Zaten tıbbi ve aromatik bitkiler hani insan sağlığını birebir önlemekte değil ama destekleyici, hastalıklara destekleyicidir. Hastalıkları korumada önemlidir. Biz tıbbi ve aromatik bitkileri hastalığı iyileştirici olarak değil de kendimizi korumak için kullanabiliriz. Harika. Peki kursumuzda öğrencilerimize bizler neler öğretiyoruz? Modüllerimize bir bakalım mı? Kursumuzda Karatay Halk Eğitim Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunda biz genelde 4 modülden oluşan bir 104 saatlik bir ders programımız var. Biz ilaçlarından faydalanan tıbbi ve aromatik bitkiler, meyvelerinden faydalanan bitkiler, soğanlı bitkiler ve yeşillik bitkiler olmak üzere 4 tane modülden ders vermekteyiz. Çok güzel. Genel olarak zaten bu süreçte de 4 modülde eğitim yapmaktayız. Peki öğrencilerimiz nasıl? Yani bu kursa talepler iyi mi? İlgi nasıl?
Özellikle çiftçiler gelmekte zaten ama insanlar merak eden, tıbbi ve aromatik bitkileri de merak eden polis, bankacı, herhangi bir meslek gruplarından da çiftçilerimiz yer almaktadır. Harika, demek ki beyler ağırlıkta gibi geliyor şu an söylediğinize göre. Sanki hanımlar bu konulara daha böyle meraklıymış gibi geliyor bana. Hanımlar tıbbi ve aromatik bitkileri daha çok kullanım yönünde merak ediyorlar. Beyefendiler ise genelde yetiştiriciliği bakımından bölümünü merak ediyorlar. Evet. Efendim, programımıza, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karatay Halk Eğitim Park Bahçe ve Korular Bakımı Eğitmeni, aynı zamanda Ziraat Mühendisi Veli Öz bizimle birlikte ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitmeni Mümine Arıcı bizimle birlikte kendilerinden bilgiler almaya devam ediyoruz. Şimdi her bitki her ortamda yetişir mi Veli Bey? Bunu merak ediyoruz. Çevre koşulları önemli midir? Yetiştiricilikte toprağın verimi nasıl olmalı? Ve ekim ve dikim yerleri nasıl hazırlanıyor fidanlarımız için, fidelerimiz için? Şimdi öncelikle topraktan başlayayım ben, evet, konumuza. Toprak çok kolay oluşmuyor. Hı-hı. Nasıl kolay oluşmuyor? 1 santimetre toprağın oluşması için 500 yıl kadar süre geçmesi gerekiyor. 500 yıl? Yani kaç asır? Bir buğday üretimi için 40 santim toprağa ihtiyaç var. Hı hı. Bunu da hesapladığınız zaman yaklaşık 20 bin yıl kadar bir süre yapıyor. Toprak bu açıdan çok önemli. Öncelikle biz park, bahçe ve koruları korurken, hı hı, aynı zamanda çalımsı bitkilerden bahsediyoruz. Toprağın korunmasını ön plana çıkartıyoruz derslerimizde. Bu aşamada toprak niçin gerekli? İşte bitkinin öncelikle tutunacağı yer toprak. Evet. Yani tutunacak yeri olmadığı müddetçe bitki ayakta duramaz. Hı hı. Tutunacağı yer olduğu gibi bitki besin elementlerinin depolandığı yer. Yani bitkinin beslenebilmesi için gerekli olan besin elementleri toprakta ya mevcuttur ya da biz gübreleme veya benzeri çalışmalarla, gübreleme çalışmalarıyla bu eksiklerini giderebiliyoruz. Peki topraktaki bu çalışmalar, toprağımızı nasıl tanımamız gerekiyor? Anlattığımız konuların ilk başlarında da bunlar var. Biz toprağımızı tanımak için öncelikle bir toprak tahlili yaptırıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki çiftçimize veya yetiştiricimize veya park bahçe kuracak işletme sahibine veya kuruma öncelikle toprağımızı tanıyalım. Toprağın yapısını, fizyolojik yapısını ve öğrenmek içerisindeki gerekiyor. Öğrenmek, hı hı, gerekiyor. Uygun toprak alma tahlillerin yöntemlerini anlatıyoruz. İşte hangi bölgelerden ne kadar toprak alınır. Mesela küçük ağaçlar için, işte çalılar için 1 metre aşağıya kadar kökleri inmeyen ağaçlar için, hı hı, küçük alanlardan veya az miktarda toprak numunesi alınırken daha büyük bahçeler için, mesela örneğin kiraz dikecek bir kişi, evet, bahçe yapacağı zaman 1,5-2 metreye kadar inen derinliklerden, toprak profilinden toprak numune alması şeklini öğretiyoruz ve toprak numunelerinin gerekli yetki almış laboratuvarlara gönderilerek toprağın içeriğinin öğrenilmesini tavsiye ediyoruz. Hı. Öncelikle biz yaşama ortamımızı tanıyalım istiyoruz. Ve tanıtmak için de gereken işlemleri anlatıyoruz. Bu sadece park bahçelerde değil, tarımsal faaliyetlerin tamamında bu yöntemlerden bahsediyoruz. Tabii toprağımız yeterli özelliklerde olmayabilir. İşte organik maddece zengin olmayabilir, zayıf, hı, olabilir. Biz bahçeyi veya parkımızı bir sefer yapıyoruz. Yaptıktan sonra yaklaşık en küçük parkın işte 10 yıl, hatta ağaçları aldığımız zaman 60-70 yıl, daha uzun süreler o bölgede kalacağını düşündüğümüz için bunu ileride değiştirme imkanımız yok. Evet. Dolayısıyla organik yapısını işe başlamadan önce düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli olan işte organik yapı nasıl artırılır? Toprak harçları kullanılarak araziyi ıslah edebiliyoruz. Veya bu bölgelerde malçlar kullanabiliyoruz. Toprak karışımları, kaliteli toprak karışımları kullanabiliyoruz. İşte yoğunsundan elde edilen toprak karışımları var. Veya perlitten elde edilen, hmm, toprak karışımları var. Mesela kurak olan bölgelerde bunları tavsiye ediyoruz. Evet, İç Anadolu'da böyle zaten kurak, evet, bir bölge. Yani toprağımız çok verimli olmayan yerleri biz nasıl verimli hale getirebiliriz? Hani uzun dönem işte toprakta kalabilecek ağaçlarımızı belki sizin söylediğiniz yöntemlerle sağlayabiliyoruz ama sebzeler, meyveler o zaman ne olacaklar? Sebzeler, meyveler şimdi tabii bireysel bahçecilikte, bireysel park ve bahçe kısmında bunları sebze, evet, sebze ve meyve kısmı giriyor. Bizim modüllerimizin içerisinde sebze ve meyvecilik kısımları da var. Hmm. Bunlardan talep edilen
kadar veya bizim çiftçiye o anda verebileceğimiz kadarını teorik olarak, geri kalan kısmında uygulama olarak veriyoruz. Burada toprakla ilgili bu bölümde yapmamız gereken işlemlerden mesela sebzecilikte, Konya bölgesinde çok ciddi miktarda sebzecilik yapılıyor. Bunu veterinerimize de bahsetmiştim. Evet, evet. Toprağımızı burada da korumamız gerekiyor. Hı-hı. Toprak yapısının korunması gerekiyor. Hastalıklardan korunması gerekiyor. Bu çalışmaları anlatıyoruz. Fide fidan dikimi dönemlerinde özellikle fide fidan satışları belli yönetmeliklere tabidir. Yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikler çerçevesinde yetki alan yerlerden fide ve fidanları almak gerekiyor. Niçin? Rastgele almamak gerekiyor. Rastgele almamak gerekiyor. Yani pazarda mesela eskiden satışlar yapılıyordu. Son 5-6 yıldır pazardaki fidan satışlarını görmüyoruz. Evet. Azaldı. Doğru. Yetkisiz olan yerler bakanlık tarafından denetleniyor. Çok ciddi yaptırımlar da var bu konuyla ilgili. Niçin yetki alan yerlerden fidan alıyoruz? Şimdi biz kendi toprağımızı uygun bir şekilde hastalık ve zararlardan ari bir hale getirdik. Ancak getireceğimiz fidan ve fide hastalık ve zararlı getirebilir. Toprakta kalıcı hastalık ve zararlılar getirebilir. Bunun için Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelikler çerçevesinde bu fide ve fidanlar bitki pasaportuna tabi olanlar bitki pasaportu yönetmelikleri çerçevesinde. Tabi olmayanlar yine tohumluk sertifikasyon yönetmelikleri çerçevesinde kontrol ediliyor ve bu şekilde bahçemize ulaşması sağlanıyor. Efendim teşekkür ediyoruz. Tabii ki devam edeceğiz ama şimdi çekmiş olduğumuz VTR'mizi hep birlikte izleyelim istiyoruz. Bakalım nereleri gezmişiz, nasıl bilgiler almışız. Onun öncesinde Mümin Hanım'a şunu sormak istiyorum. Şimdi ben bitki çayı içerken bir tane de olsa şeker kullanıyorum. Normalde kullanmamak gerektiğini söylediniz. Doğru olanı bu, evet. Ama şekerli içenler için, çayı şekerli tüketenler için biraz zor olsa gerek. Evet. Ne gibi özellikleri kayboluyor şeker kullandığımız zaman? Şeker kullandığımız zaman içindeki etken maddeyi hani azaltabilir, başka etken maddesi çıkmasına da neden olabilir. Bu yüzden şeker kullanmak yerine bal, pekmez veya herhangi bir doğal tatlandırıcı da kullanmak gerekir. Şekerden uzak durun şekerden diyoruz. Uzak duruyoruz. Peki şimdi ben bir bardak atıyorum yarım saat içinde. Bir bardak ada çayı içtim. Hemen ardından ıhlamura çevirdim efendim. Ihlamur tükettim. Doğru mudur bu? Yanlıştır. Gün içerisinde iki fincan içmeniz yeterlidir. Fazlası da zararlıdır. O yarım saat arayla, yani yarım saat içinde neredeyse 15 dakika arayla tüketmeyin diyoruz. Efendim devam edeceğiz. Bu bölümde Mümine Hanım'a teşekkür edeceğiz. Ama merak ettiğimiz bir şey daha var. Son sorumuzu soralım istiyoruz, cevabını alalım istiyoruz sizden. Tabi aromatik bitkiler üretimi ve sorunlar var mıdır, nelerdir varsa? Tıbbi ve aromatik bitkileri genelde biz doğadan toplayarak veya kültüre alarak bir de organik üretimle elde edebiliriz. Doğadan toplanmada sorunlar işte o bitkinin vejetasyon süresinin kısalması veya endemik bitkilerin yok olması gibi sorunlar ortaya çıkartabilir. Kültüre alınan bitkilerde ise hasat, ekim zamanı, dikim, personel ihtiyacı, bitkinin kurutulmasından paketlenmesine kadar da bazı sorunlar olabilir. Bu sorunları eğer düzeltebilirsek hem birim alandan daha yüksek verim alırız hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bitkiler yetiştirebiliriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim, Hanım Ali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu bölümde ziraat mühendisi Sayın Veli Öz'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama, kısa kısa inşallah cevapları alacağız kendisinden. Şimdi iyi tarım, organik tarım ve ilaçlama yöntemleri ve bu konuda özellikle tarımla uğraşan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelermiş? Bunun hakkında bilgi alacağız kendisinden. İyi tarım dediğimizde ne olmalı, ne anlamalıyız? İyi tarım, Tarım Bakanlığı ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarladan çatala güvenli gıda politikasıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde organik tarım, iyi tarım veya entegre tarım ve entegre tarım mücadele yöntemleri şeklinde programlar çıkardı. Organik tarım hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan yapılan tarımsal faaliyetlerden bahseder. Evet. Bu yönetmelik çerçevesinde çalışır. İyi tarım uygulamaları biraz daha organik tarımın yumuşatılmış şekli ve kontrollü tarımdır. Hangi aşamada hangi ürünler kullanıldıysa bu yetki almış, iyi tarım uygulamaları yetkisi almış, belgesi almış kişiler tarafından kontrol edilir. İlaçlama zamanlarına, gübreleme zamanlarına, ekim dikim zamanlarına ve hasat zamanları kontrol edilir. Ve bunlar kayıt altına alınır. Yani geri bildirim, geri dönüşüm ihtiyacı duyulduğu zaman hangi yerde hata yapılmış, hangi yerde sıkıntı çıkmış, bu şekilde çözümler üretilebilir.
Entegre tarım ise daha çok iyi tarım uygulamaları yapılamayacak olan geliş alanlarda, örneğin buğday, hububat tarlalarında veya evet, mısır tarlalarında entegre tarım çalışmaları yapılmakta. Buradaki amaç da kullanılan kimyasalın en az seviyeye indirilerek fiziksel savaşım yöntemleri, biyoteknik savaşım yöntemleri veya biyolojik mücadele yöntemlerinden bahsederek kimyasal girdisini azaltıp özellikle işte kalıntı sıkıntılarının önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi daha kontrollü, daha kontrollü oluyor. Bakın evet, aslına bakarsanız biz Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha az ilaç kullanıyoruz. Amerika'dan daha az ilaç kullanıyoruz. Ancak ilaçlama zamanlarımızdaki yaptığımız hatalardan dolayı bazı ürünlerimizde ilaç kalıntısı çıkabiliyor. Biz bunların Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak geçtiğimiz yıllarda denetimlerini de yaptık Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü'nde olduğumuz dönemde. Ve ilaç kalıntısından dolayı imha edilmesi gereken ürünler ortaya çıktı. Şimdi burada... Şimdi bir arada inşallah, şimdi bu konu çok geniş bir konu. GDO'dan evet, bahsetmek isterim. Bir ara bu çok fazla gündemdeydi ve evet, bunun zararlarından bahsettik. Kullandığımız neredeyse birçok üründe var olduğunu konuştuk falan. Bununla ilgili de ayrıyeten bir program yapalım inşallah. İnşallah. Organik tarıma tamamen geçersek, yaparsak biz ne kadar verim alabiliriz? Şimdi, bu da önemli. Organik tarımda tabii verimimiz düşer. Dünya nüfusu hızla artıyor. Evet, evet. Bakın işte öğrencilik zamanlarımızda bize şey denirdi. Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri denirdi. Hı hı. Ancak nüfusumuz öyle arttı ki artık bazı şeyleri ihraç ettiğimiz kadar ithal de edebiliyoruz. Yani organik tarım verimi düşürecek haliyle. Gübre kullanmayacaksınız, zirai savaşım yapmayacaksınız, bitki koruma ürünleri kullanmayacaksınız. Dolayısıyla verim düştüğü için herkese organik tarım ürünü yediremeyiz. Ancak bunu kontrollü tarım yöntemleri, işte buna iyi tarım diyebiliyoruz, entegre tarım deriz veya başka adlar altında bu şekildeki çalışmalarla ancak güvenli gıdayı sofralarımıza yeterince ulaştırabiliriz. Peki nelere dikkat edilsin efendim ilaçlama noktasında? İlaçlama... Kısaca cevap alalım. Çünkü size ayrılan sürenin de sonuna geldik. Birazdan mutfak bölümümüzde olacağız efendim. Şifalı Bitkiler köşesinde İsmail Bey'den bilgilerimizi alacağız. Alkali diyeti diyecekmişiz. Efendim yanlış bir bilgi verdim ben en başta, program başında. Ama yine de merak etmeyin, yeşil kahve hakkında sizler için bilgi alacağım İsmail Bey'den. Bitki koruma ürünlerinin, zirai mücadele ilaçlarının uygulanması ile ilgili bitki koruma ürünlerinin uygulama belgesinden bahsettim. Bu çerçevede Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlükleri eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin temelinde bitki koruma ürünlerinin atılmasıyla ilgili kullanılan alet makinelerin kalibrasyon ve ayarlarından bahseder. Evet. Çok gelişmiş ülkelerde bile %60-70'lerde kalibrasyon hatasına rastlanmış. Biz öncelikle ayarlarımızı, yani makine ayarlarımızın yapılması konusunda geniş alanlarda çiftçilik yapan kişilere söylediğimiz gibi, işte kendi bahçesindeki asmasını ilaçlayan veya küçük alandaki sebzesini ilaçlayan evet, kişilere de bunları öneriyoruz. Bu eğitimleri mutlaka alsınlar, bir belge alsınlar. Çok bir günlük bir eğitim, çok uzun sürmeyen ama hedefe varan noktalarda cümleler kullanıyorlar arkadaşlar. Bu konulardaki eğitimlerini alırlarsa ilaçlama yönünden en minimum zararla çıkabilecekler. İşte ilaçlar nasıl kullanılır, bununla ilgili çalışmaları anlatıyorlar arkadaşlar. Yani hedefimiz minimum kalıntıya nasıl ulaşabileceğimiz konusunda doğru ilacı doğru zamanda kullanmak ve doğru alet ekipmanla kullanmak bizim evet, hedefimiz. Bunun için de eğitim almak şart. Eğitim almak şart. Bir de mevsimi geldiği için söyleyeyim, işte budama mevsimi, budama sonrası sıkıntılar olacak. Ekim dikim mevsimi, ekim dikimden sonra ürünlerin ilaçlanmasıyla ilgili problemler yaşanacak. Bitki koruma ürünlerinin tamamı reçeteyle satılır yönetmelikler çerçevesinde. Ziraat mühendisi arkadaşlarımıza yazdıracağınız reçeteler çerçevesinde ürünlerinizi atar ve bahçelerinizde veriminizi elde ederseniz daha sağlıklı verim alacaksınız. Daha güvenli gıdalara ulaşmış olacaksınız. Yani çocuklarımıza zehir yedirmeyeceğiz. Bakın sağlık her şeyden önemli. Yani tarımda evet, artık yetiştirme tekniklerinden sağlığa doğru yönelmiş durumda. Güvenli gıda her şeyden önemli olan. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık. Efendim şimdi mutfağıma doğru ilerliyorum. İsmail Bey'in yanına gidiyoruz. Bakalım bugün alkali diyetini anlatacak bize. Neler kullanıyoruz? Elimizdeki malzemelerle bizler neler yapabiliriz? Nasıl bir etkisi var bu diyetin? Şimdi, hoş geldiniz hoş öncelikle. Buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Arada bizler uzun uzun konuştuk. Dedik ki alkali demişsiniz, alkali anlatacağız dediler bize.
hakkında da kısaca bilgi alalım. Önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah o konuyu. Alkali diyeti, alkali diyeti, alkali diyeti dendi efendim bize. Alkali diyeti nedir? Sonra bununla ilgili farklı ürünler de çıktı. Destekleyici, evet, olarak. Ne kadar etkili? Aslında bunun özünde ne var? Alkali diyetinin özünde şudur. Vücudumuzun %80'i su diye algılarsak eğer, suyunda bir pH dengesi var. Evet, 7. Vücudun pH dengesi 7.36. Üzerine çıktığı zaman vücut asitleniyor, kilo almaya başlıyoruz. Altına düştüğü zaman metabolizma düşüyor, hastalanıyoruz. Bunu bir dengede tutmamız gerekiyor. Çok doğru. Ya mantık olarak yediğimiz gıdalara düzensiz bir şekilde beslenmemiz varsa vücutta asitlenme demektir. Bu da alkali diyetini ortaya çıkarıyor. Mantık olarak çiğ sebze ve sularıyla yediklerimizi tamponlamak gibi kısaca anlatayım ben. Ama proteinden zannedersem bu diyette uzak kalıyoruz. Doğru mudur? Hem kalıyoruz hem kalmıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk etapta yapacağımız beslenme alışkanlıklarımızı bir sinemeye çekmemiz gerekiyor. Özellikle et yediğimiz zaman, 100 gram et yediğimiz o gün içerisinde, o öğünde 100 gram et yediğimizi varsayalım. Bu ete eş değer olarak 300 gram kesinlikle ya sebze suyu, ya salata ya da şalgam suyu içmemiz gerekiyor. Etin zararlarını tamponlayabilmek için. Tamponlamak ne demek? Yan etkilerini ortadan kaldırmak. İşte et nedir? Yediğimiz zaman midemize, bağırsaklarımıza, özellikle karaciğerimizi yorduğu için vücutta asitlenmeye yol açıyor. Asitlenmeye yol açtığı için bu bize kilo olarak geri dönüyor. Çok kötü. Ama bu yağların bir şekilde kayılması, evet, parçalanması ve vücuttan atılması gerekiyor. Alkali diyetinin mantığı da budur. Taze sebze sularıyla özellikle veya sebzeleri salata şeklinde tüketerek bu yan etkileri ortadan kaldırıp kiloyu vermemizi sağlıyor. Tamamen yeşilliklerle besleniyoruz burada. Hem sularıyla, haşlıyorsanız sularını mutlaka tüketin için. Hem bir taraftan da ne yapıyoruz efendim? Sebze yemeklerini tüketiyoruz ama çiğ dediniz. Çiğ olacak. Pişirmeden, yani pancarı, havucu, rokayı, anlatabildim mi, patlıcanı. Bugün patlıcan çiğ olarak, salata olarak tüketilebilir. Yani Konya'da çok bir nasıl kültür olacak değil. Bu iş? Ama bari Akdeniz közleme bölgesi, yapsak. Akdeniz bölgesinde özellikle çiğ patlıcandan çok güzel salatalar yapılıyor. Evet. Bu damak tadıyla alakalı bir durum. Ama kötü bir tat oluşmaz. Zeytinyağı özellikle yediklerimizin faydasını açığa çıkardığı için bu salataların içerisinde, çiğ sebzelerin içerisinde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Alkali diyetinde neler var? Şimdi bu zayıflama, ödem attırıcı bir formülasyon vereceğim ben. Yalnız ben de notumu alacağım. Siz de notunuzu alın lütfen. Alkali su yapacağız ilk önce. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat karıştıracağız. 1 tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı karbonat karıştıracağız 1 litre suya ve bu karbonatın içinde çözünmesini bekleyeceğiz. Yani bu şekilde karıştırarak veya şişeyi çalkalayarak. Evet. Karbonat çözündükten sonra sabah kalktıktan sonra öğlen 11'e kadar aç mı kalacağız? Aç kalmayacağız. Yani 1 litre karbonatlı suyumuzu, alkali suyumuzu tüketeceğiz. Öğlen 11 ile saat 4 arası istediğimiz kadar gıda alabiliriz. Yalnız serbest mi? Serbest. Et, yumurta, süt, proteinler dediğimiz, kahve, çay ve asitli gıdalar içerisinde işte bakliyattır vesairedir. Bunları almayacağız. Eyvah, hiçbir şey kalmadı geriye. Et yok. Her şey serbest. Sadece çok onlarla beslenmiyoruz. Yani sebze yemekleri var vesaire. Şimdi yumurta yok, süt yok. Gerçi hani sütle arası iyi olan ne kadar çok fazla kişi var bilmiyorum. Ve çay. Çay olmazsa olmaz bizim için. Çayın su vücuttaki su dengesini bozduğu için özellikle bir çay bardağı, çayın arkasına bir su bardağı su içmemiz gerekiyor ki vücuttaki alkali dengesi sağlansın. Sağlansın diye. Çok çay içenler, çok özellikle tüketenler lütfen buna dikkat edin. Şimdi 11'e kadar efendim saat erken bir saatte kalkıyoruz zaten, güne merhaba diyoruz. Evet. Sonrasında 11'e kadar bekliyoruz ama o süre içinde 1 litre suya karıştırdığımız 1 tatlı kaşık, karbonatı o suyumuzu tüketiyoruz. Yani 1 litre suyu 11'e kadar tüketiyoruz. Alkali suyumuzu bitiriyoruz. Daha sonra 11 ile 2'nin 4'e kadar istediğimiz gıdayı alabiliriz. Bu saydıklarımızın haricinde saat 4'ten sonra tamamen sıvı gıda, yani çorba ve türevleri üzerinde yoğunlaşabilir, işte salatadır vesairedir.
o şekilde yoğunlaşacağız. Bol bol salata tüketin, bundan zarar gelmez diyoruz o zaman. Elma, tarçın. Özellikle çayı içebiliriz. Elma kabukları ve tarçının 10 dakika kaynatıp bu şekilde tüketildiği zaman gene metabolizmayı hızlandırıcı, vücuttan toksit atıcı özelliği var. Kefir çok önemli bu konuda. Özellikle günlük bir su bardağı kefir tüketimi vücuttaki yararlı probiyotikler açısından, bağırsaklara kazandırmamız açısından, hastalıklara karşı bize gerçekten güzel bir savunma sistemi oluşturur. Sindirimde kolaylaştırır. Sindirimde kolaylaştırdığı için kefir de tavsiye ediyoruz. Çünkü hastalıkların geneli vücudun asit dengesini arttığı, karaciğer, safra, kanser bunların hepsinin sebebi vücuttaki asitin fazlalaştığı ve bu şekilde hasta olmamızı sağlamasından dolayı. Şimdi bir şey öğrendim İsmail Bey. Ne kadar doğru, lütfen bunu doğrulayın. Uzak Doğu ülkelerinde, özellikle Çin'de hiç ne kalp krizine ne de kanser vakalarına çok fazla rastlanmazmış. Evet, neden? Doğru. Onlar yeşil çünkü çay. Yeşil çayı çok fazla tüketiyorlarmış. Yani günlük tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama sabah işten çıkarken matarasının içerisine atıyorum bir litre mataraya. Bir çorba kaşığı yeşil çayı atıp akşama kadar o mataranın içine sallayıp susadıkça yeşil çay içildiği söyleniyor. Bu yani da ne yapıyor? Tabii aslında, antioksidan özelliğinden dolayı yeşil çayın vücuttaki serbest radikallerin zararlarını ortadan kaldırdığından dolayı kanser riskini tamamen bitirdiği yönünde çalışmalar var ki zaten bu ispatlanmış. O zamanki Uzak Doğu'daki birçok araştırmalarda bu yönde sonuçlar müspet bir şekilde ortaya çıkmış. Evet, yani onlar yıllardır zaten organik besleniyorlar bir şekilde. Zaten bitkilerden faydalanıyorlar. Biz şimdi bu hastalıklar çok fazla görülüyor bizde son zamanlarda özellikle, değil mi? Bunun sebepleri neler? Acaba diğer ülkeler ya da sağlıklı yaşayan kişiler ne yapıyorlar da bu hastalıklara yakalanmıyorlar? Ve biz neden bu hastalıklara yakalanıyoruz diye araştırmaya başlıyoruz artık. Şimdi işin özü şu: stres, düzensiz beslenme ve yediğimiz gıdalar. Yani biraz önce de bahsettiğiniz özellikle GDO bizim yaşam tarzımıza girdiği için çok ciddi manada hastalıklara sebebiyet veriyor. Ben özellikle her programda söylüyorum, beyaz ekmekten uzak durun. Çünkü GDO dediğimiz olay artık yaşamımız içine girmiş. Üçüncü dünya ülkesi olduğumuz için bizi bu konuda maalesef birçok şeyde yaşıyoruz ki mesela haşlanmış mısır satıyorlar sürekli AVM'lerde vesairede. Evet, ki ben bunu çok ciddi bir uluslararası yayında gördüm. Avrupa'da kesinlikle kullanılmayan bu GDO'lu mısır Türkiye'de çatır çatır satılıyor. Ve insanlarımıza, bize zarar veriyorlar. Çok kötü bu ama. Yani ben her defasında uyarıyorum, gerçekten bunlardan uzak duralım. Mısır yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Bizim köylerimizde, kentlerimizde kendi ektiğiniz, diktiğiniz, yetiştirdiğiniz, topladığınız mısırlar. Tüketmemiz gerekiyor. Peki dondurulmuş mısırları da alıyoruz. Onlar da mı aynı? Bunlardan bahsediyorum evet. Eyvah. Ve mısır yemeği ara lütfen. Sistemi bozduğu için hastalıklarla savaşmamızda yetersiz kalıyor. Modern tıbbın birçok hastalığı tedavi etmesinde yetersiz kalıyor. Niye? Karaciğerimiz hasta, böbreklerimiz hasta, maalesef, midemiz hasta. Maalesef. Şimdi dışa atılım olmadığı zaman, karaciğer kanı temizleyemediği zaman ne oluyor? Kanımız kirleniyor, vücuttaki asit oranı yükseliyor ve hastalıklarla mücadelede ilaçlar yetersiz kalıyor. Ne yapıyor insanlarımız? Hani bitkilere yöneliyor. İşte bitkilerle bir tedavi gerçekleşebilir miyiz diye. Biz geçen programda da söylemiştim. Bakter olarak Birleşik Aktarlar ve Baharatçılar Derneği'nde bu konu üzerinde gerçekten ciddi çalışmalarımız var. Özellikle insanlarımız üzerinde düzenli beslenme, beslenme kalitesi, şifalı bitkilerden nasıl yararlanacağız, modern tıptan nasıl yararlanacağız. Hepsi bir arada. Antibiyotik kullanımına kadar her türlü bilgiyi sağlıyoruz. İnsanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tekrar buradan da iletiyorum. Yani kesinlikle kafanıza bir şey takıldığı zaman çalışma arkadaşlarımızla beraber, ki uzman arkadaşlarımızla bunları insanlarımıza kesinlikle bir bedel almadan bilgisini sağlıyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyorlar efendim. Bilgilerini paylaşıyorlar daha doğrusu. Şimdi biz karışıma tekrar dönüyoruz. Alkali diyetinden bahsediyoruz. Alkali, 11'e kadar biz bu suyu bitirdik. 11'e kadar suyu bitiriyoruz. 11 ile 4 arası serbest yememiz. Gıdamızı alıyoruz. Tabii proteinleri yasak, beyaz ekmek vesaire, biraz önce saydıklarımız. Beyaz ekmeği hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Saat 4'ten sonra kesinlikle sıvı gıda alıyoruz. Çorba ve türevleri. Peki. Ve bu şekilde günü tamamlıyoruz. Alkali diyette göbek değil, basenle beraber eğer incelme varsa doğru yoldayız. Tamamen harika. Göbek ve basen bölgesinden gidiyor. Bayanlar için evet, gerçekten çok güzel yöntemlerden bir tanesi o zaman. Özellikle basen ve göbek bölgesinde şikayetlerimiz çok fazladır.
burayı biraz daha hızlı eritiyor mu? Evet. Şundan kaynaklanıyor. Vücudumuz sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Kan düzeyleri, karaciğer, böbrek, midemiz bu şekilde rahatladığı için almış olduğumuz gıdaların yararlarından daha çok faydalanmaya başlıyoruz. Ve bu şekilde hastalıklar da ortadan kalkıyor. Hani çok kefiri güzel. Biraz önce bundan dolayı bahsetmiştik. Ki Konya için söyleyeyim. Geneli kabızdır. Kabızlık şikayeti çok fazla vardır. Bu da su tüketiminin azlığındandır. Maalesef. Birçok insanımız yani su tüketimi günde bir bardak, yazın bile günde bir bardak su içen insanlar var. Kabızlık birçok hastalığa davetiye mi çıkıyor? Davetiye çıkarıyor maalesef. Vücudumuzdaki atılım gerçekleşmediği için bu vücutta asit ve zehir olarak geri dönüyor. O yüzden bu hastalıktan da tez zamanda inşallah kurtulalım. Şimdi burada gördüğümüz bitkiler niçin? Bir de bunlardan bahsedelim. Bu bitkilerimiz... Ben kısaca özetleyeyim. Ciddi manada ödem attırıcı bir zayıflama çayı üzerinde duralım istedim alkali diyetinin yanında. Birinci bitkimiz funda yaprağı, enginar yaprağı, zencefil kökü, yeşil çay. Evet. Şu şekilde şimdi göstereyim. Yeşil çay. Zamanında işte başka ülkeler, başka kişiler bunu çok 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 fazla... Cimnea dediğimiz bitkimiz. Evet. Hibiskus. Hibiskus. Şu şekilde göstereyim. Tarçın. Tarçın yalnız bugüne kadar hiçbir karışımımızdan eksik olmadı değil mi? Evet, tarçın muazzam bir. Mersin yaprağı. Mersin yaprağı. Barut ağacı kabuğu. Barut ağacı kabuğu. Mate yaprağı. Şimdi bundan bir çay mı elde edeceğiz? Ne yapacağız? Yani bundan bir karışım elde edeceğiz. Nasıl yapabiliriz? İşte bu bitkilerden atıyorum 100'er gram karıştırıp bir may ortaya çıkarmış oluyoruz. Bir su bardağı kaynamış suya bir tatlı kaşığı atıyoruz. 10 dakika demleniyor. Süzüp içiyoruz. Günde 3 defa. Peki. Aç karnına içmemiz yeterli. Bu çaya başlamışsak eğer akşamları meyve tüketmemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü vücudun pH şeker dengesi, şeker depolaması vesaire. Evet. Çünkü yanlış bir algı var. Bundan dolayı insanlarımızda meyve tüketmiyoruz. Bu çayla beraber zaten alkali diyetinde yapmışsak eğer çok ciddi manada kilo verme şansımız yüksek. Şimdi bir saniye. 2, 4, 6, 8, 10 tane var burada. 9'lu çaydan bahsetmiştik ya geçen hafta. Evet. Hatırladık mı? O farklı bir formülasyon. Bu, bu da onun kadar yıllardır benim uygulamış olduğum bir formülasyon. Yani kendi kendime keşfettim. Mesela burada oradan değişik olarak mersin yaprağı ve enginar yaprağı var. Mersin yaprağı, enginar yaprağının özellikleri nedir? Bu vücutta mesela toksit atıcı özelliği var, virüs kırıcı özelliği var. Evet. Enginar yaprağı özellikle karaciğer üzerinde ciddi manada faydası var. Ve kandaki yağ düzeni oranını düşürdüğü için zayıflama diyetlerinde birebir kullandığımız bir bitki. Diğer bitkiler aşağı yukarı o 9 bitkinin içerisinde olduğunu varsayarsak şu 2 bitki benim kendi keşfim diyebilirim. Ama bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz İnşallah insanlara. İnşallah bunları not aldınız efendim ve bunları çay haline, çay usulü yani demleme usulü demleyeceksiniz. Günde 3 defa 3 fincan tüketeceksiniz. Aç karnı içerseniz daha etkili. Ama sabahleyin tabii ki alkali suyumuzu mutlaka içeceğiz. 1 litre suyumuzu. Günde 1 litre alkali suyu. 2 litre içmemiz gerekiyor. 2 litre mi içmemiz gerekiyor? Onu ne zaman içeceğiz? Onu günün geri kalanında. Mesela saat 4'ten sonra gece yatana kadar kalan 1 litre. Tüketebiliriz. Evet. Yani günde 2 litre alkali suyu içmemiz gerekiyor. Vücudumuzdaki pH değerini yükseltmemiz gerekiyor. O da tabii ki yağların yakımını sağlıyor, parçalanmasını sağlıyor. Evet. Sonra da bir şekilde dışarı atıyoruz inşallah onları. Efendim bir taraftan da demiştik ki yeşil kahve şu an elimizde yok ama haftaya bundan bahsedeceğiz. Kıyaslama yaptığınız zaman hangisini daha çok tercih ediyorlar? Şimdi, o nasıl, yani, bu nasıl? Hangisi daha yararlı, aslında daha zararsız? Aslında yani geçen programda da bahsettik. Eğer zayıflamak istiyorsak bir diyetisyenden yardım almamız gerekiyor. Başta niye? Bunu yapacağız peki. Kan değerlerimizin ölçülmesi lazım, vücudumuzun soğuranını ölçülmesi lazım vesaire. Bu şekilde yardım aldıktan sonra belli bir diyet programı uygulayabiliriz. Bugün birçok diyet programları insanlar arasında geziyor, uygulanıyor. Evet, evet. Herkes bir şeyden fayda gördüğünü söylüyor. Ama bizim vücudumuza uygun olanı seçmemiz neyse, her zaman için makul, uygun olması gereken o. Yeşil kahveye gelirsek, yeşil kahve uzun yıllardır Avrupa'da tüketilen
ve Türkiye'de son zamanda keşfedildiği. Ama sanki damak tadımıza birazcık uymayan. Uymuyor, doğru. Evet. Çünkü içerisindeki klorojik asit dediğimiz ve kafein tam olarak uçuşturulmadığı için tadı biraz buruk gelir. Evet, tuhaf bir tadı var efendim. Ben kokusunu sadece biliyorum, içmedim, tüketmedim daha. Ama bu etkili midir? Etkili. İçerisindeki kafein ve klorojik asit dediğimiz madde vücutta yağ yakma, metabolizmayı hızlandırma açısından güzel etkileri var. Bu ispatlanmıştır. Aynı zamanda antioksidan özelliği var ve serbest radikallerin vücudumuza vermiş olduğu zararları ortadan kaldırabiliyor. Bu kuvveti var. Vücuda zindelik veriyor, uyarıcı özelliğinden dolayı. Enerji veriyor. Evet. Aynı zamanda mideyi ve bağırsaklardaki sıkıntılarda da faydası var. Peki tüketenler bunu, ilk kez tüketenler ya da bir defa kullananlar mide bulantısı yaptığını söylüyorlar. Neden? Bu normal, midenin de bir asit dengesi var. Bu da midemizde herhangi bir rahatsızlık varsa kesinlikle tavsiye etmem, kullanılmasın. Çünkü çiğ kahvenin içerisinde klorojik asit dediğimiz midede bulunan helikobakteri oranını yükseltme ihtimali var. Ama lütfen özellikle böyle bir hastanız varsa rastgele bunları kullanmaya başlamayacaksınız. Önce tahlillerinizi yaptırın. Tabii o şekilde eğer kullanamıyorsak, şimdi piyasada birçok ürün çıktı. Bunun içerisine bitki desteği yaparak çıkarılan firmalar var. Bunu da bu şekilde tüketebilirsiniz. İşte bu bitkilerle tadı biraz daha güzelleştirmiş. Ne bileyim, içine hibiskus karıştırmışlar, fundak karıştırmışlar. Mate yaprağı karıştırarak tadını biraz farklı bir hale getirmiş. Ama bence ben şunlara aklım yattı. Evet. Bu güzel. De şunu nasıl uygulayabiliriz bilmiyorum. 11'e kadar aç kalacaksınız. 1 litre su içeceksiniz. Zaten mideniz bulanmaz mı? İşte orası bir soru işareti oldu bende. Bilmiyorum. Su sevenler için problem yok. Ama su alışkanlığımız varsa sıkıntı olmaz zaten. İçemeyenler için birazcık Tabii biraz olabilir. Teşekkür ediyoruz bu bölümde. Ben teşekkür ederim. Bizimle alkali diyetinden bahsettik. Alkali diyetini nasıl oluşturabiliriz, nasıl tüketebiliriz ve nasıl kilo verebiliriz demiştik efendim. Evet. Haftaya yine pazartesi günü İsmail Bey ile birlikte olacağız bu bölümde Şifalı Bitkiler Köşesi'nde. Ve bu defa neden bahsedeceğiz? Yeşil kahveden bahsedeceğiz efendim. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok sağ olun. Efendim tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, ekibimize, siz değerli izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.